Evet, güncel yorumda bugün her çarşamba olduğu gibi gazeteci Saruhan Oluç'la birlikteyiz. Sayın Oluç'la Paris'te yaşanan suikastı ve yankılarını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Kürt sorununun çözümünde güven artırıcı adımların atılması gerektiğini belirtmişti Saruhan Oluç ve bu adımlar ne olmalı sorusuna yanıt aramıştık. Ancak ertesi gün bir suikast haberiyle uyandık. Peki bu suikast süreci nasıl etkiler? Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Dün yapılan grup toplantılarında ne mesajlar verildi ve İmralı ile yakınları görüştü biliyorsunuz, ancak avukatların adaya gitmelerine yine izin çıkmadı. Ayrıca Suriye'de patlamalar ve çatışmalar da bir yandan devam ediyor. Bölgede neler oluyor, buna da bakacağız. Türkiye bu süreçten nasıl etkileniyor ve etkilenecek, tüm bu konular bugün masamızda olacak. Saruhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz hafta Paris'te gerçekleşen suikastten sonra tabii bu suikasti kimin ya da kimlerin işlemiş olabileceğini ve Türkiye'de başlayan yeni sürecin nereye doğru evrileceğini tartışıyor Türkiye. Öncelikle şunu soralım. Siz bu suikasti barış karşıtlarının bir provokasyonu olarak görüyor musunuz? Ne dersiniz? Evet, bu Paris'te yaşanmış olan bu suikast çok hunharca işlenmiş bir suikast ve gerçekten bir kere öncelikle insanların canını çok acıttı. Onu görmek gerekiyor. Ve çok profesyonelce yapılmış bir suikast. Suikastten sonra ortaya çıkan tartışmalara baktığımızda zaten profesyonel olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü o kadar çok senaryo üzerine konuşulmaya başlandı ki acaba şuradan mı geldi kurşun, buradan mı geldi, bu mu sorumlu, o mu sorumlu tartışmaların içinde boldu herkes. Ama sonuç olarak baktığımızda buradaki en önemli mesaj, birkaç mesaj vardı belli ki. Birinci mesaj, bu görüşmelerin başlamış olmasına ve bir müzakere sürecinin gelişme ihtimaline, bir barış sürecinin yaşanması ihtimaline karşı sıkılmış kurşunlardı. Bu çok net olarak görüldü ve bunun karşısında alınan politik tutum da çok önemliydi. Bu meseleden birinci derecede etkilenenler çok olgun davrandılar ve politik olarak doğru bir tutum aldılar ve bu sürecin bu tür suikastlerle, çeşitli provokasyonlarla, çeşitli sabotajlarla engellenmemesi gerektiğini ve bu konuda bir siyasi iradeye sahip olduklarını açık bir şekilde ifade ettiler. Bu BDP de bunu ifade etti. En son görüşmede İmralı'da Abdullah Öcalan da bunu ifade etti. Abdullah Öcalan uluslararası ifade etti. Alanda alınmış siyasi bir karar diyor suikast için. Şimdi bu Türkiye'deki Kürt sorunu daha evvel hep konuşuyorduk. Bir kez daha bunu söylemekte fayda var. Sadece Türkiye'nin sorunu değil artık. Bir bölgesel sorun ve bölgesel olmanın ötesinde uluslararası bir sorun. Yani özellikle Irak Kürdistanı ve Suriye Kürdistanı'ndaki gelişmeler de buna çok büyük katkı yapmış oldu. Uluslararası bir sorun durumu. Dolayısıyla o alanda atılacak her adım, yaşanacak her yeni gelişme, ki bu yeni bir gelişmedir. Yani bir görüşmelerin başlamış olması, bu görüşmelerin bir müzakereyle devam edecek olma ihtimali, ki bu güçlü bir ihtimaldir. Ve bunun sonunda umuyor ki herkes bir olumlu sonuç elde edilsin, bir adil bir barış gerçekleşsin, onurlu bir barış gerçekleşsin. Haklar ve özgürlükler kazanılsın, bu çerçevede bakıyor herkes. Bu yaşanacaksa, bu Türkiye açısından da baktığımızda, bölge açısından da baktığımızda yeni bir durum demektir. Dolayısıyla bu yeni durumun yaratacağı bir takım sonuçlar vardır bölge açısından da. Orta Doğu'yu kastederek konuşuyorum. O yüzden bu meselenin o yöne doğru evrilmemesi gerektiğini düşünen çeşitli uluslararası güçler vardır, uluslararası çevreler vardır. Bunun içinde çok fazla şey sayılabilir. Tek tek ülkeleri de sayabilirsiniz, devletleri de sayabilirsiniz. Bu çatışmalı dönemin devam etmesinden çıkarı olan, savaştan nemalanan işte silah tüccarlarını da sayabilirsiniz. Birçok kesim sayılabilir. Dolayısıyla bir uluslararası
akıl, bir uluslararası girişim bu işin arkasında vardır. Yani bu o kadar basit, birisi gitti kızdı da başka birini öldürdü meselesi değildir. Ortaya çıkacak mı bu mesele? Şimdi bu iş profesyonelce yapıldıysa ki öyle görünüyor şu anki veriler en azından. Yani Fransız polisinin de şu ana kadar açıkladıkları bu işin oldukça profesyonel bir suikast olduğunu gösteriyor. Eğer öyleyse ortaya çıkmaz. Yani profesyonel değilse ortaya çıkar ama şu andaki veriler birincisine işaret ediyor. Zaten bu ortada çok tartışılan birçok konunun olması da bunun profesyonel olduğunu bir taraftan gösteriyor. Çok şey düşündürtüyor ama belli yerlere belli mesajları iletmiş oluyor. Dolayısıyla son derece iyi planlanmış, uzun vadeli düşünülmüş bir mesele olarak karşımıza çıktı bu hunharca yaşanmış olan suikast ve gerçekten Türkiye'deki insanların, yurt dışındaki insanların, Kürt halkının çok canını da acıtan bir şey oldu ama bu aslında şöyle bir şey, yaşanan acılar belli ki insanları çok olgunlaştırıyor ve onlarca yıldır bu savaşı ve çatışmayı yaşamış olan, çok büyük bedeller ödemiş halkın kendisi de, temsilcileri de bu yaşadıkları acılardan çok olgunlaşarak çıktılar ve alınan tutum, gösterilen tepkiler bu olgunluğu da yansıtıyor. Kararlı bir şekilde yaşanmakta olan sürecin bir barış dönemine doğru gitmesi için. Ama o taraftan da Türkiye'nin elden, üzerine bu işin aydınlatılması konusunda çok büyük bir görev düştüğü mesajı da kuvvetle veriliyor. Tabii şu çok açık çünkü. Şimdi birinci derecede Fransız polisinin ve Fransa hükümetinin bu konuda bir adım atması gerekiyor. Çünkü olay Paris'te yaşandı. Ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de bu konuda sessiz kalamaz. Birkaç nedenle sessiz kalamaz. Bir, bu yaşanan görüşme süreci açısından baktığınızda bir samimiyet testidir bu konuda yapılacaklar. İkincisi, öldürülmüş olan insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Dolayısıyla bu meselenin peşine gitmesi gerekir. Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye hükümetinin Fransa'yı sıkıştırması, bu konuda bir sonuç alınması için gereken adımların hepsini atması ve bilgi paylaşımını yapması, aynı şekilde Fransa'nın da bu konuda böyle davranması gerekiyor. Çünkü baktığınızda Avrupa'nın ortasında, Avrupa Birliği'nin en temel ülkelerinden bir tanesinde yaşanıyor bu mesele. Yani herhangi bir dünya devletinde değil. Dolayısıyla eğer Avrupa Birliği demokrasi meselesi vesaire gibi özgürlükler meselesi hakikaten ciddi olarak yaşanmakta olan olgularsa, o zaman bu konunun mutlaka açığa çıkartılması gerekiyor. Siz Türkiye'nin bu olayı aydınlatması için Fransa'ya baskı yapması gerektiğini söylüyorsunuz ama Başbakan Erdoğan biraz farklı cepheten Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Yani Hollande'ın Fidan Doğan'ı tanıdığı ve görüştüğünü açıklaması Başbakan'ı çok kızdırdı tabii ki. Yani Başbakan'ın vermesi gereken reaksiyon bu muydu sizce, yoksa burada farklı bir durum mu var? Bence doğru bir reaksiyon değil ve doğru bilgiler üzerine de bir gelişmiş olan bir reaksiyon değil. Çünkü şunun için Türkiye uzun yıllardır hep şunu iddia ederdi. İşte Avrupa'daki devletlerin bu meselenin arkasında olduğuna dair. Halbuki Avrupa'daki durum böyle yaşanmıyor aslında. Çünkü baktığınızda Kürt siyasal hareketine baktığınızda, Kürt özgürlük hareketine baktığınızda bunun çok değişik kanalları olduğunu görüyorsunuz ve bu çok doğal. Her bu tür özgürlük hareketinin bu tür kanalları da olur. Yani Avrupa'da çok yoğun bir diplomatik çalışma sürdürülmektedir. Kürt halkının hakları ve özgürlükleri açısından baktığımızda, orada yaşanan insan hakları ihlalleri açısından baktığımızda
ve bu diplomatik çalışma içinde tek tek ülkelerin hükümetleriyle de görüşmeler yapılır. Siyasi partileriyle de görüşme yapılır. Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün parti gruplarıyla görüşmeler biz yapılır. Biz buna biraz yabancıyız galiba. Evet, Avrupa Konseyi'ndeki gruplarla görüşme yapılır. Yani dolayısıyla bu özgürlük hareketinin diplomatik çalışmaları çok doğaldır ve zaten olması gereken bir şeydir. Bunu bu gözle değerlendirmeyip de arkasında bir takım sinsice planlar arama hadisesi Türkiye'nin politik geleneğinde çok eskiden beri olan bir şeydir. Ama yani artık bunun bir kıymeti kalmadığını görmeleri gerekiyor. O yüzden ben Başbakan Erdoğan'ın Hollanda yönelik o sözlerini zaten bir kere söyledi. Devamını da getirmedi. Biraz çok fazla bilgiye sahip olmadan edilmiş laflar olduğu kanaatindeyim. Şimdi öldürülen 3 Kürt kadın siyasetçinin naaşları bugün Türkiye'ye getirilecek. Tabii birkaç gündür işte provokasyon olabilir, dikkatli ve hassas olunması konusunda uyarılar var. Hükümet kanadından özellikle gelen açıklamalar bu şekilde. Cenaze töreninin ikinci Habur görüntülerine yol açabileceği konusunda anladığımız kadarıyla hükümetin bayağı bir çekincesi var. Haklı bir çekince mi bu? Şimdi bir kere bu karşılaştırmanın, bu kelimelerle bu konuyu ele almanın ben çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Neden yanlış oldu? Yani şimdi Habur'daki olay neydi baktığımızda? Habur'da oradaki halkın coşkusu şuradan kaynaklanıyordu. Çocuklarımız dağdan canlı olarak geliyorlar. Yani cenazeleri gelmeyecek artık. Beklentisi, bunun verdiği heyecan, bunun yarattığı umut Habur'daki coşkuyu yarattı. İnsanlar onun için meydanlara çıktılar. Yani cenazeler değil, canlı bedenleriyle geliyorlar. Bunun yarattığı bir sonuçtu Habur. Şimdi Habur'daki bu durumu bir cenaze töreniyle karşılaştırmak mümkün mü? Bu münasebetsizliği maalesef hükümet kanadı da yapıyor, muhalefet partileri de yapıyor, medyadaki temsilciler de yapıyor. Yani bu münasebetsizliği yapmak için Habur'da yaşananları orada hissetmemiş olmak gerekiyor ve baktığımız zaman bu konuyu konuşanlara hiçbirisi hissetmedi. Çünkü eğer bunu konuşanlar yani Habur'a gitmiş olsalardı o 1-2 gün içinde ve Habur'daki insanlarla, halkla, normal sokakta yürüyen insanlarla 5 dakika fazla değil 5 dakika sohbet etmiş olsalardı bugün bu karşılaştırmayı yapmazlardı. Bir tanesi müthiş bir umut ve barış umudu ve coşkusuydu. Diğeri ise bir cenaze töreni ve bunun yarattığı acı. Bir kere dolayısıyla bu karşılaştırmayı yapmak çok münasebetsiz. Birincisi o. İkincisi, şimdi herkes bunları konuşuyor ama bazı şeyleri masaya yatırmanın gerektiğinde doğrusu düşünüyorum. Şimdi Habur dönemi. Medyanın bütün kanallarını, televizyon ve gazete kanallarını kastediyorum. Habur döneminde yaptıkları haberciliği çok doğru ve objektif bir habercilik olarak mı değerlendiriyorlar? Habur'u hala Habur olmasın diye konuşuyorlar da Habur döneminde siz ne yaptınız medya mensupları olarak? Doğru bir habercilik miydi bu? Ve tarafsız mı davrandınız? Gerçekten orada yaşananları doğru bir şekilde mi aktardınız? Yoksa işi provoke edecek bir tarz mı izlediniz? Ki bu provokasyon hükümetin açık bir şekilde geri atmasına da sebep oldu. Evet, evet. Şimdi medya bir kere bunu kendisine sormalı. Yani bu soruyu medya kendisine sormadan bugün öyle büyük büyük laflarla çıkıp gazetelerde köşeler yazanlar, yorumlar yapanlar, bunların hepsinin ya ben Habur döneminde acaba doğru mu davrandım sorusunu kendisine sorması gerekiyor. Çünkü o dönemde herhangi bir meydanda herhangi bir provokasyon oldu mu? Bir damla kan döküldü mü? Çeşitli yerlerde yapılan gösterilerde hiçbir şey olmadı. Sadece insanlar umutlarını dışa vurdular. Peki neydi bu kadar Habur'a yönelik düşmanca saldırmanın nedeni? Çünkü o zaman onun işareti verilmişti. Şimdi bakın bugün şu konuşuluyor. İşte Aydın Doğan kendi kontrolündeki gazetelere ve televizyonlara mektup yazmış. Artık barışın dilini konuşalım diye. Bu pozitif bir şey. Elbette ki baktığımızda iyi bir şey. Ama demek ki o gün başka yazılmış mektuplar vardı. O mektuplar bir ortaya çıksa o zaman ne denmişti de medya kuruluşlarına o kadar saldırgan
olmuştu medya. Birincisi bunu tartışmak gerekiyor. Bence medyada kendisine bir aynayı tutması gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, şimdi ben baktığımızda bu tür konularda Kürt halkının son derece sağduyulu davrandığı kanaatindeyim. İşte en son Şerafettin Elçi'nin rahmetli bir cenazesi yaşandı. Çok müthiş kalabalık bir cenazeydi ve en ufak bir olay çıkmadı. Çünkü yani insanlar o acıyı hissettikleri için oraya gidiyorlar. Ben yarın Diyarbakır'da da herhangi bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değilim. Öyle bir beklentim yok. Çünkü yani orada insanlar acılarını yaşayacaklar, üzüntülerini dile getirecekler ve bu bir cenazenin olması gerektiği gibi kaldırılmasını sağlayacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür vesveselere çok gerek yok. Yeter ki o ortamı provoke edecek herhangi bir devlet tarafından adım atılmasın. Bu olmadığı müddetçe ben meselenin son derece usulüne uygun bir şekilde cereyan edeceği kanaatindeyim. Şimdi isterseniz dünkü grup toplantılarına da bakalım. AK Parti grubunda Başbakan Erdoğan konuştu. Tabii bu Paris'teki suikaste değindi. Provokasyonlar olabilir, dikkat edelim. Biz annelerin gözyaşını dindirmek istiyoruz ve bu süreçten umutluyuz dedi Başbakan. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben dün Başbakan'ın grup toplantısındaki konuşmasını dikkatle dinledim. Dikkatli bir dil kullandı aslında. Bu pozitif bir şey. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü Başbakan'ın daha önceki grup toplantılarına baktığımızda çok ağır saldırılar, hakaretamiz cümleler kurduğunu. Daha çok CHP ve MHP'yi hedef aldı. Evet, yani bu konuyla ilgili, bu görüşmelerle ilgili daha dikkatli bir dil kullandı ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. Herhangi bir, yani şu söylediği, eğer bunun devamı gelecekse önemliydi, tek başımıza da kalsak bu süreci devam ettireceğiz dedi. Bir barış süreci lafı kullandı ki bu önemli bir laf oldu. Ve ilk defa da BDP'ye yönelik, BDP blok vekillerine, BDP blok grubuna yönelik hakaretamiz bir dil yerine bu süreç BDP için de son derece önemli ve değerlidir gibi bir cümle kurdu. Şimdi bu cümleden ne kastettiği, ne düşündüğünü bir kenara bırakalım ama en azından bu dönemde dilin değişmesi gerekiyor. Eğer bir müzakere ve bir barış sürecine doğru gidilecekse, bu konuda adımlar atılacaksa, hep bunu söyledim. Dil çok önemlidir. Başbakan burada. Herkesin bunun ayrımına vardı farklı, bence Başbakan bunun farkındaydı geçmişte de, fakat yani söyledikleri farkında olmadan değil, siyasi tercihleri öyle olduğu için bunu yapıyordu. Fakat görüldü ki bu aslında bu tür bir dil kullanarak, bu tür saldırılarla, ister siyasi alandaki saldırılarla, ister askeri alandaki saldırılarla Kürt sorununda bir çözüm elde edilemeyeceği gibi Kürt siyasi hareketini ve Kürt özgürlük hareketini geriletmek de çok fazla söz konusu olmadı. Dolayısıyla başka bir dille, başka bir döneme geçilmesi gerektiği konusunda bir siyasi tercihte bulunuldu diye düşünüyorum. Yoksa farkında olmadan yapılan şeyler değildi kanaatindeyim. Şimdi dolayısıyla bu dönem çok önemli bir dönem. Şimdi bunu belli ki daha çok konuşacağız, üzerine tartışacağız ama bir geçen programlardan bir tanesinde de konuşmuştuk. Şimdi bu sürecin Oslo'dan farkı, bu süreç başından itibaren açık bir süreç oldu. Şimdi bu bir olumluluktur. Çünkü o zaman yapılacak olan provokasyonlar çok daha kolay karşılanabilir. Bir de herkes bu meseleyi konuşur, bunun üzerine düşünür ve konu daha kolay toplumsallaşabilir. Açık olmasının avantajları vardır. Ama açık olmasının çok zorlu yanları da vardır. Çünkü yani şöyle düşünmemek gerekir. Bu böyle hani amiyane tabiriyle tereyağından kıl çeker gibi basit olacak bir mesele değildir bu görüşmeler, bunun müzakereye dönüşmesi, o müzakerenin içinde olumlu sonuçların alınması. Bu uzun sürecek, son derece sancılı durumlarla karşıya kalacak ki Paris'te yaşanan suikast bunun bir örneğidir aslında. Bu tür şeyler, bu tür provokasyonlar daha çok yaşanabilir. Elbette ki yaşanmaması umut edilir ama
herkes bu tür şeylere de hazırlıklı olmalıdır. Çünkü zorlu yanı da budur bu meselenin. Dolayısıyla bu konuda kararlı, ne yapmak istediğini bilen bir siyasi iradenin her iki taraf açısından da baktığımızda önemi ortadadır diye düşünüyorum. Yani hiç kimse şöyle düşünmesin, oh neyse artık her şey bitti, yarın barış olacak diye. Keşke öyle olsa, hepimiz bunu isteriz elbette ki, ama oraya gitmek için bir kararlı bir duruşa, bir mücadeleye ve sağduyuya ve sorumlu davranışa ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. BDP Genel Başkanı Gülten Kışanak da bu sorunu çözen kahraman olur diyor. Doğrudur. Yani Türkiye tarihi açısından baktığımızda bu çok ciddi bir meseledir. Sadece son 30 yılın meselesi değildir. Bütün bir cumhuriyet tarihinin meselesidir. Ve gerçekten bu konuda bir çözüm adımları atan ve bir kısmi de olsa bir çözümü gerçekleştiren tarihe geçecektir sonuç olarak. Kim olursa olsun bu böyledir esas itibariyle. Çünkü bir halkın özgürlük talepleri, bir halkın eşitlik talebi, bir halkın adalet talebi vardır ortada. Ve bu artık yani 50 yıl, 70 yıl evvelki gibi değildir. Bugün herkesin duyduğu, konuştuğu, gördüğü, anladığı bir süreç yaşanmaktadır. Dolayısıyla bir çözüm adımı atılırsa çok önemli olacaktır. Bunu görmek gerekir. Bu konuda çözümün yaşandığı, çözüm yolunda olumlu adımların atıldığı Türkiye ile çözümsüz Türkiye arasında da çok büyük fark olacaktır. Yani hem siyasal anlamda büyük fark olacaktır, toplumsal anlamda büyük fark olacaktır, kültürel anlamda fark olacaktır. Bölge politikası açısından baktığımızda Türkiye'nin rolünde çok büyük farklılıklar olacaktır. Yani şimdi bir taraftan insanlar ölüyor, bir insan kaybı yaşanıyor. Ekonomik olarak Türkiye'yi çok ciddi olarak sıkıntıya sokmuş olan bir meseledir bu. Kaç yüz milyar dolar bu savaşa harcanmıştır. Tabii ki insan canından hiçbir para daha değerli değildir ama sonuç olarak Türkiye'nin ekonomik ve insani kaynakları bu savaş içinde çok büyük zarar görmüştür. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda Türkiye çözümde adımlar atmış olan, pozitif sonuçlar elde etmiş olan Türkiye ile çözümsüzlük içinde kıvranan Türkiye açısından da çok büyük fark ortaya çıkacaktır. Hı hı. Bunu da görmek gerekir. Ben sanıyorum Sayın Kışanak'ın söylediği bu anlamda bir şeydir ve çok sorumlu ve doğru bir laf oldu. Kanaatindeyim. CHP'nin dün tabii grup toplantısı yoktu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Çin gezisinde olduğu için ama yine de o taraftan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama var. Çünkü Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Paris'teki suikast sonrası Sakine Cansız'ın Fransa'da ailesine bir taziye ziyaretinde bulundu. Biz Hüseyin Aygün'ün CHP'de biraz daha farklı bir isim olduğunu biliyoruz. Özellikle Dersim katliamı tartışmasında daha önce örgüt tarafından alıkonulduktan ve serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamalar sonrasında hedefe oturmuş bir isim. Aynı zamanda parti içinden de eleştirilen bir isim. Bu noktada yine Kılıçdaroğlu da Çin'den Aygün'ü uyarmak durumunda kaldı. Hatta belki de disiplin kuruluna sevk edilmesi söz konusu olabilir. Başbakan Erdoğan da teröristin evine pervasızca bir ziyarette bulunuyor diye sert bir dil kullandı Hüseyin Aygün'e ilişkin. Nasıl yorumluyorsunuz? Çok büyütülecek bir olay mı Hüseyin Aygün'ün Sakine Cansız'ın ailesini ziyaret etmesi? Şimdi son söylediğinizden başlayayım. Başbakan böyle bir ifade kullandı gerçekten. Umarım CHP'liler bu oyuna gelmezler. Birincisi bunu tespit etmek gerekiyor. Çünkü başbakan burada politika yapıyor aslında. İkincisi Hüseyin Aygün çok insani bir şey yaptı. Şimdi biz farklı bir dil kullanılmalı diye konuşuyoruz. Bunu sadece iktidar ve BDP açısından değerlendirmemek lazım. CHP açısından da değerlendirmek lazım. CHP'nin de farklı bir dile ihtiyacı var. CHP'nin milletvekilleri, CHP yönetimi de farklı bir dil kullanmaya başlamazsa eğer bu mesele çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Çünkü bakın biraz evvel Habur'u konuştuk. Habur'da medyanın oynadığı rolü tespit etmek gerekiyor. İkincisi Habur'da o zaman CHP'nin genel başkanı olan Deniz Baykal'ın oynadığı rolü unutmamak lazım. Deniz Baykal Habur meselesinde en fazla konuşmuş olan, MHP'den daha fazla ortalığı bombalamış olan kişidir esas itibariyle.
Deniz Baykal'ın rolü asla unutulmaz. Yani ha buradan sonra yaşanan olumsuzlukların vebali kimlerin sırtında diye baktığınızda bir tanesi de Deniz Baykal'dır. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi CHP bu zihniyetten uzaklaştığını göstermelidir. Dilini değiştirmelidir. Nedir Hüseyin Aygün'ün yaptığı? İnsani bir şey. Bir taziye ziyaretinde bulunuyor. Şimdi bu kadar insani olan bir şeyi yapamayacak mı insanlar? Bu yapıldığı zaman hain mi ilan edilecek böyle bir şey olduğunda? Yani bu anlaşılır bir şey değil. Ben şimdi Kayseri Milletvekili Kulkuloğlu'nun Hüseyin Aygün için söylediklerini hem televizyonda dinledim hem gazetelerde okudum. Yani dehşetle baktım o satırlara ve ekrana. Neden diyecek olursanız, yani öyle laflar ediliyor ki. Şimdi Kulkuloğlu dedi ki Rum, Kürt, Alevi diyerek Cumhuriyet düşmanlığı yapılıyor. Nasıl yani? Yani bu Cumhuriyet'in vatandaşları arasında Rumlar, Kürtler, Aleviler yok mu? Bunları andığımız zaman bu vatandaşlarımızın, bu halk gruplarının, toplumsal kesimlerin sorunlar yaşadığını konuştuğumuz zaman, bu sorunların aşılabilmesi için politikalar üretmeye çalıştığımız zaman Cumhuriyet düşmanlığı mı yapılıyor? Şimdi bu nasıl bir zihniyettir? Yani anlaşılır gibi bir şey değil. Dolayısıyla ben burada aslında mesele Hüseyin Aygün'ün ziyareti meselesi değildir. O bence normal insani bir görevini yerine getirdi. O bölgenin milletvekili, o Dersim'in milletvekili olduğu için de doğal bir şey yaptı. Sakine Cansız'ın da Dersim'in olduğunu. Evet, aileyi ziyaret etti. Bir taziyede bulundu. Burada anormal bir durum olduğu kanaatinde değilim. Ama hala şu zihniyetle hareket eden, ölmüş bir kişinin insan olduğunu değil de onun terörist olduğunu, tırnak içinde söylüyorum, ifade eden bir zihniyetin bu görüşme sürecini, bir müzakere sürecini, barışa doğru giden bir yolu rahat ve anlamlı adımlarla yürüyebileceği şimdi, kanaatinde CHP'den değilim. Gelen açıklamalarda gördük ki CHP geçmişe oranla sanki bu konuda bu sefer biraz daha ılımlı yaklaşıyor olaya. Çünkü CHP'den gelen yorumları biliyoruz. Hani İmralı ile olan tekrar başlayan müzakere sürecine ilişkin eğer kamuoyuna şeffaf davranılacaksa biz bu sürece destek veririz tarzında açıklamalar geldi. Ama şimdi bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun gerek parti içinden Hüseyin Aygün'e gelen tepkileri gördüğümüzde şöyle yorumlar var. CHP, daha doğrusu Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir adım atmak istiyor ama CHP tabanını da göz ardı edemiyor. CHP'nin kilitlendiği nokta bu mu Kılıçdaroğlu'nun? Şimdi bu anlaşılabilir bir şey. Ben bunu eleştirmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptığı konuşmalar, kredi veriyoruz konuşmaları, bu görüşmelerin yapılması doğrultusundaki söylediği sözler bence olumlu adımlardı. Bunu daha evvel de söyledim. Bu mutlaka yapılması gereken doğru bir işti. Bu konuda CHP'nin kendi tabanında, tabanı bırakalım, önce milletvekili grubunda ve parti yönetiminde ve sonra da tabanında farklı sesler ve anlayışlar olduğu ortada. Dolayısıyla onların da bu konuda tartışması, olumlu bir noktaya gelmesi için bir çaba harcanması gerektiği ortada. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu konuda samimi davranacağına dair bir beklentim var doğrusu. Bunun kolay bir süreç olmadığını da farkındayım. Çünkü yıllarca çok başka bir noktada politika yapmış olan insanların kolay kolay o dönemi ya galiba yanlış yapmışız bazı noktalarda demesi, diyerek değerlendirmesi o dönemi çok hemen olabilecek bir şey değildir. Ama bu konuda bir çaba sarf edilmesi gerekir. Benim itirazım biraz evvel bu sarf edilecek çabayı boşa düşürmek için, bu sarf edilecek çabanın karşısına duvar dikmek için yapılan konuşmalardır ve Kulkuloğlu'nun konuşması biraz böyle bir konuşmadır. Ama daha öncesi de var. Yani Emine Ülker Tarhan çok sert konuşmalar yaptı bu konuda. Dolayısıyla CHP'nin bu konuda ne yapmak istediğine dair bir iç tartışmaya, bir iç mutabakata ihtiyacı var esas olarak. Ancak o takdirde bu konuda olumlu bir rol oynayabilir. Ve CHP bu konuda olumlu bir rol oynamayacaksa nerede oynayacak olumlu rolü? Türkiye'de barışın gelmesi, Türkiye'de akan kanın durması, Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürlüklerin sağlanması, insan haklarının gelişmesi konusunda CHP adım atmayacaksa nerede adım atacak? Şimdi dolayısıyla
CHP aslında bu konuda çok daha tutarlı, çok daha kararlı adımlar atma iradesini göstermelidir. Eğer sosyal demokrat bir geleneğe gerçekten sahip çıkmak, oraya oturmak istiyorsa böyle adımlar atmalıdır. Peki. O yüzden ben bu tartışmanın CHP içinde bir süre daha devam edeceğini, çeşitli çıkışlarla bu sürecin baltalanmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama olumlu düşünmeye de bir taraftan çalışıyorum. Umarız ki orada da bir Türkiye'de barışın gerçekleşmesi için genel bir mutabakat oluşur ve o yönde CHP'de davranabilir. Siz Diyarbakır'a gidecek misiniz? Şimdi yarın cenaze töreni var. Evet, galiba izleyeceksiniz. Umarız söylendiği gibi herhangi bir provokasyon, gerginlik olmaz. Siz de zaten olmayacağını düşünüyorsunuz. Son olarak şuna da değinmek istiyorum. Aslında süremizi aşıyoruz. Yönetmenim uyardı beni ama Öcalan'a televizyon meselesi var. Aslında o da epey dikkat çekiciydi ama Paris'teki suikast nedeniyle daha çok onu konuşur olduk. Şimdi Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi tartışılırken 13 yıl sonra üstelik cezaevi müdürünün ısrarıyla gerçekleştiği biliniyor bu. Öcalan'ın talep etmediğini, cezaevi müdürünün ısrarı sonucunda Öcalan'ın kabul ettiğini biliyoruz bu televizyonun. Nasıl karşılıyorsunuz? Yani 13 yıl sonra böyle bir şey gerek mi vardı ya da daha önce mi olması gerekiyordu? Bir lütuf muydu bu? Öyle söyleniyor çünkü. Şimdi bu bir lütuf değil. Bu bir hak aslında. Yani bugün cezaevinde bulunan insanların haber alma hakkı var ve bu bütün cezaevlerinde televizyon var, radyolar var. İnsanlar televizyonları seyrediyorlar, radyolarını dinliyorlar. Gazeteler de geliyor, istedikleri gazeteleri alıyorlar, onları okuyorlar. Bu bir hak. Bu hakkı İmralı'da kullandırılmaması söz konusuydu. Dolayısıyla ortada bir lütuf yok. Bu hakkın kullandırılması adımı var ve çok geç kalmış bir adım bu aslında. Öyle bakmak gerekiyor. Ben dolayısıyla bu tartışmanın çok abes bir tartışma olduğu kanaatindeyim. Zaten sorun nedir? İmralı'da yaşanmakta olan sorun şu, bu avukatlar görüşmesinde de aynı konuyu hep dönüp dolaşıp tartışıyoruz. Kişiye özel hukuk olmaz. Kişiye özel uygulama olmaz. Şimdi orada ki hem tecrit açısından baktığımızda hem avukat görüşmelerinin engellenmesi açısından baktığımızda hem de bu tür hakların kullanılması açısından baktığımızda kişiye özel durum yaratılıyor. Olmaz bu esas itibariyle. Dolayısıyla ben televizyon verilmesinin normal bir davranış olduğunu düşünüyorum. 13 yıl bunun için beklenmiş olmasının da çok tuhaf olduğu kanaatindeyim. Bu arada avukatların 149. başvurusu da Öcalan'la görüşmek için reddedildi. Evet. Bunu da ifade etmekte fayda var. Çünkü özellikle BDP kanadından ziyaretçilerin olması sonrasında acaba İmralı tecridi kırılıyor mu diye biz düşünürken avukatların başvurusunun bu kez nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorduk ama o da kötü hava koşulları gerekçe gösterilerek dün akşam saatlerinde Bursa Başsavcılığı tarafından reddedildi. Galiba bu konuda da pek hızlı yol alamıyoruz, öyle değil mi? Şimdi eğer görüşmelerin hakikaten olumlu gelişmesini talep ediyorsak, böyle bir beklenti varsa ve bunların bir olumlu bir müzakereyle sonuçlanması gibi bir beklenti varsa, ki bu var olduğu görünüyor, hem toplumda var hem siyasi alandaki çeşitli aktörlerde var, o zaman bu meselenin zorlaştırıcı bir takım adımlarla engellenmemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu tür görüşmelerin mesela sık sık konuşuluyor son zamanlarda, hem BDP hem DTK eş başkanlarıyla görüşme yapılması meselesi. Bunların önemli adımlar olacağı kanaatindeyim. Normalleşmesi gerekiyor ki sürecin hızla müzakere konusunda olumlu adımlar atılabilsin, sonuçlar alınsın. Yani dediğim gibi bu çok bir anda bitecek bir şey değildir belki sonucun alınması, ama mutlaka bu yönde adımların atılması gerekiyor. Ve bu açıdan belki son bir cümle şunu söyleyebilirim. Güney Afrika'da yaşanmış olan Mandela'nın özellikle önderliğinde yaşanmış olan görüşme ve müzakere süreci ve onun sonunda gelmiş olan noktayı çok iyi irdelemek gerekiyor. Çok önemli bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Tabii ki farklılıklar var. Tabii ki hem koşullarda hem sorunlarda farklılıklar var, ama bir müzakere sürecinin
nasıl zorlu olabileceğini göstermesi açısından da, bir müzakere sürecinde ne tür suikastlar yaşanabileceğini, ne tür provokasyonlarla karşı karşıya kalınabileceğini göstermesi açısından da son derece öğretici bir örnektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla o örneği öğrenmek, bunu düşünmek, irdelemek, algılamak bizim yaşayacağımız süreç açısından da önemli bir örnek teşkil edecektir Karatili. Sayın Oluç çok teşekkürler. Peki, değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet, güncel yorumda çarşamba günkü konuğumuz gazeteci Saruhan Oluç'tu. Yine önemli kritik gelişmelerin yaşandığı konulara ilişkin kendisinin görüşlerine başvurduk. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından saat başında bültenle karşınızda olacağız.